Efendim selamlar selamlar. Biliyorsunuz ki sezon 10 geldi. Sezon 10'u bu videoda tekrardan incelemeyeceğiz. Bir önceki videoya giderek inceleyebilirsiniz. Ama çok kısa yorumumu yapayım incelemeyenler için. Daha doğrusu o videoyu izlemeyenler için. 10 üzerinden 8'lik bir Rocket Pass olduğunu söylemiştim. Ve Rocket Pass de çok iyi olduğu için sizlere bir tane Rocket Pass çekiş yapacağımı belirtmiştim. Çekiş 10 gün sürecek. Bilmeyenler olabilir. Çok kısa açıklayayım. Çekilişe Discord'dan katıyorsunuz. Tek şart bu. Açıklama ve yorumda Discord var. O Discord'u League Discord'u olarak kullanıyoruz ama aynı zamanda çekilişler de yapacağız. Rocket League topluluğu gibi düşünebilirsiniz yani o Discord'u. Aklınıza bulsun. O Discord'da da arada sese giriyorum. Yani gelirseniz konuşuruz beraber. Tartışırız işte Rocket League hakkında. Şimdi bu videoda da Milan paketi gelmiş arkadaşlar. Bildiğimiz futbol takımı olan Milan. Şimdi bunu inceleyeceğiz ve ben bunun üstüne biraz konuşacağım. Niye doğru bir hareket olduğuna dair. Ama markette TV Draco var. Bunlara da bir ufak göz gezelim. Şimdi Draco alınır mı? Kesinlikle alınmaz. Bak tekerlek çok güzel. Ona hiçbir şey demiyorum ama bunu takarsa 1100 krediye 1000 krediye alırsın. Sonrasında tekrardan beğenmezsen veya kullanmaktan sıkıldıysan satarsın. Buraya gidip 1000 kredi takas yapılmamış, daha doğrusu takas yapılamayan haline vermenin bir mantığı, aklı sığar değeri yok. Bunlar zaten alınmaz. Bunları geçiyorum. Sezon 9 pekleri var burada hala. Bunlar değişecektir. Bu peki zaten güzel bulduğumu söylemiştim. Epic Games'e 180 lira mı ne? Alınır yani. Bu pek harbiden fena değil. Yani güzel pek. Bunu almak istiyorsanız ve paranız yetiyorsa alabilirsiniz. Bundle'larda değişen bir şey yok. Kadınların tarih ayı 2023 diye bir şey var. Al abi yeriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir şey getirmiş. Ya, bu arada bu beleş eşyalar da güzel ya bak. Bu yönünü de sevmeye başladım Epic Games'in. İyi eşyalar getiriyor yani böyle beleş diye şey yapmıyor. Ben biliyorsunuz ki Epic Games'i bayağı gömerdim ama doğru yaptığı bir şey de hani şey yapmam yani göz ardı etmem söylerim. E-spor mağazasına da değişen bir şey yok. Var gibi lan sanki. Oğlum e-spor mağazası değişmiş mi? Bir dakika. Yok arkadaşlar tamam aynı. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim Milan paketine. Şimdi nereden başlayalım? Lastikten başlayalım aga. Şimdi öncesinde bir genel bakış atalım. Burada her şeyin olduğu paket 550 kredi alabiliyorsunuz. 2 çıkartma Dominus Octane'i bir tane lastik veriyor. Yani 800 kredilik paketi özetle 550 kredi 250 kredi kârı alabiliyorsunuz. Onun dışında sadece ben Octane'i istiyorum diyorsanız bunlar var. Dominus'u istiyorum diyorsunuz bu var. Lastik istiyorum diyorsanız da bu var. Ama benim tavsiyem bunu almanız yönünde olacaktır. Şimdi bir kere tek başına lastik olarak 200 kredi olması güzel. Niye güzel? Çünkü lastik zaten çok böyle dikkat edilen bir şey değildir rakırdıkta. Daha çok çıkartma dikkat ederiz, araba dikkat ederiz veya gol patlaması. O yüzden fiyatın düşük tutmaları mantıklı. Ve şunu söyleyeyim. Futbolu yakından takip edenler bilir. Lastiği de öyle boş geçmemişler. Harbiden tasarımı da iyi. Böyle Milan logosunun İçinde bulunan o simge var. Haç simgesine benziyor ama değil. Yani lastik güzel. Çıkartmaya bakın. Bak ilk defa bakıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Koçya bu muhtemelen Puma'nın alt şeyidir. Yalnız şu anki lastikle çok iyi uymamış mı arkadaşlar? Bence baya baya iyi uymuş. Aga ben beğendim lan bunu. Güzel. Vallahi çok güzel olmuş çıkartma. Milan logosu da çok diye oturmuş. Burada Puma logosunu görüyoruz. Ya bak bir ara şey getirmişlerdi. Tamamen saçmalıktı. Ben o paketi alan bir tane yakın arkadaşım da vardı. Hani suratına dedim ki sen bir geri zekalısın çünkü bu paketi alıyorsun diye. Çünkü harbiden o kadar saçma bir Nike paketi getirmişlerdi ki. Bir tane çıkartma 500 kredi verdiniz. Ama bak bu güzel. Niye güzel? Onu açıklayayım. Bir kere Milan bayağı popüler bir futbol takımı arkadaşlar. Bir Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern Münih, PSG gibi popüler olmasa da belli bir tarihi var ve adı var. O yüzden mantıklı. Ve Rocket League özetinde bir futbol oyunudur. Futbol bak, futbol. Bunun şeyini bir kenarda tutalım. Diğer yanda da bir araba oyunu. Araba ile futbol konularının birleştiği bir oyun. Yani Rocket League'in neyden yürümesi lazım? Hem futboldan hem arabadan. Arabadan ne yapıyor? Yürüyor zaten. Mesela örnek gösterelim. Hemen. Bak. Golf GTI. Arabadan yürüyor. Zaten hep yürüyordu. Bunda hiçbir sıkıntımız yoktu. Ama futboldan yürümüyordu. Ben bunu
Bas bas bağırıyordum Epic Games'e eleştirdiğim konularda. Rocket League'in futboldan yürümesi lazım diye. Hatta topluluk kısmını takip edenler bilir. YouTube'un topluluk kısmı var ya. Orada Rocket League'in hangi futbol takımına özel paketi gelmesi lazım demiştim. Çok uzun zaman önce bulursam onu da koyarım. Ve onun gibi anket yapmıştım. Pardon. İşte, Milan'ın olmadığı bir anket yapmıştım. İşte Manchester City falan vardı. Ve sonunda getirdiler yani. Bu mantıklı. Futbol takımlarından da yürüyeceksin abi. Çünkü Rocket League'in kitlesi belli. Rocket League'in biraz da futbol kitlesini de çekmesi lazım. Futbol tayfayı da çekmesi lazım. Bu da bunlarla olacak iş. Yani ne bileyim bundan sonra mesela kesinlikle Barcelona'yı, Real Madrid'i, Liverpool böyle işte biliyorsunuz zaten şey takımları, popüler takımları getirmeleri şart. Ama bana soracak olursanız şuna da bir geleyim. Fener Galatasaray paketi gelir mi? Gelmez. Çünkü Rocket League'in Türkiye'de bir kitlesi yok. Onunla alakalı da zaten videom var. Gidip izleyebilirsiniz. Şimdi lafı çok uzattık ama bu konuya da değinmem lazım yani. Önemli bir konu çünkü. Gelelim. Octane'i çok yani şöyle Octane'i de beğendim ama Octane ile Dominus arasında bir seçim yapsam net Dominus derim. Açık ara farklı Dominus derim. Ama Octane de gayet okey yani. Onu da söyleyebilirim. Abi ben valla beğendim ya. Bu kadarını beklemiyordum ama beğendim ve şu lastik de çok oturdu. Bu arada bu lastik paketli olan bir lastik değil ama direkt oturdu. Şimdi gelelim. Böyle bir paketimiz var işte zaten her şeyin olduğu bir paket. Şimdi yani paket üzerinde konuşmaya gerek yok. Fiyatına göre bence net hak ediyor. Neden onu söyleyeyim? Çünkü bir lisans ürünü sonuçta arkadaşlar. Bunu Milan kulübüyle anlaşıp yapmanız lazım. Bu da belli bir telif hakkı demek. O hakları satın almanız lazım demek. Ve bu hakları satın alıp ucuza getirmişler. Benim yorumum bu şekilde. Fiyatı uygun. Ben 1000 kredi falan bekliyordum. Açık söyleyeyim. 550 kredi olmasa şaşırdım. Fiyatını beğendim. Paket içeriği de güzel. Yani gerçekten iyi bir paket yapmışlar. 10 üzerinden puan vereceksem de benim futbol olan düşkünlüğümü de katarsam 10 üzerinden 9 veririm. Eğer ciddi bir futbol izleyicisiyseniz bu paketi kaçırmadan alın. Futbol tayfaya sesleniyorum. Futbolla alakanız yoksa ki var. Rocket League oynayıp da futbolla hiç alakası olmayan insanlar var. O benim çok garibime gidiyor mesela. Onu da anlamış değilim. Ama var yani böyle kişiler. Bunu almayı tavsiye etmem çünkü hani alsanıza bir hissiyat vermez size. Şimdi arkadaşlar şu şeyi bir göstereyim. Paketi Bexmod'dan yapabiliyoruz. Onları hemen göstereyim. Buradan bakın. Milan diyeceğiz tamam mı? Milan dedik. Ondan sonra Bexmod'umuzu açtık. Items dedik. Enable item modus dedik. Buradan reset dedik. Dekale Milan. Milan. Bak çıktı. Gördün mü? Tık tık tık. Çıktı abi. Lazio'ya geliyoruz. Wheels. AC yazsam çıkar. Evet. Selamun aleyküm. Hadi bir deneyelim bunu bir de Piriplay'de. Bir de Dominus'unu göstereceğim. Abi ben yani bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Abi kolu takmadım ya. Klavyeden şu an oynuyorum arkadaşlar. Ama yandan gösterme tuşu neydi lan klavyede? Vallahi bulamadım. Ama arkadaşlar gayet iyi bu arada çıkartma ya. Bir de lastikle de cuk oturduğunu söyleyebilirim. Ya ben bu lastik kullanacağım. Bu arada şey kullanırım. Dominus'un çıkartmasını alırım. Bir de kendi lastiğimi takarım ama paket gerçekten iyi bu arada. Dominus'a da bakalım son olarak. Yani Epic Games beni son dönemde şaşırtıyor. Rocket Pass güzel. Getirdiği paket güzel. Yani daha ne istersiniz ki arkadaşlar? Şimdi buradan hemen Customize Car diyoruz. Dominus'a geçiyoruz. Bir de Dominus şu tayfa için Dominus'u gösterelim. Tam buradan ayarlamamız lazım. Octane değil bu AC yazacağız. Ondan sonra Dominus'u seçeceğiz. Abi Dominus'a ayrı yakışmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani çok net Dominus'a ayrı güzel gitmiş. Ya ben olsam ne yaparım? Sadece krediyle kurtarmak adına ama lastik de güzel duruyor da bilmiyorum ya. Ben lastik almazdım gibi. Ama yine de güzel yani yakışmış. Valla paket 10 numara abi diyecek bir şey yok bu pakete. Gayet iyi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Her şekilde gösterdim paketi. Yani bilmiyorum. Çok beğendim ya yani ben. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğeni şuna basarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Bu çok önemli. Çünkü kanal etkileşimini biraz düşük seviyede seyrediyor. Aynı zamanda kanala abone değilseniz
2-3 saniyenizi ayırıp aşağıdan abone ol tuşuna basıp 10 bin abone olun da bana destek verebilirsiniz. Aynı zamanda çekişlere mutlaka katılmayı unutmayın. O Discord'da dediğim gibi ben ses odalarında oluyorum. Benimle de konuşup muhabbet edebilirsiniz yani. Orada hani kapris yapmıyorum. Sunucunun kurucusu hani sese girmeyeyim falan diye. Takılıyoruz orada. Güzel oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.